Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Linux'te basit ve sizin bilgisayarınızı yormayacak şekilde bir ekran kayıt programı veya ekran görüntüsü alan bir program tanıtacağız. Adı Kazam. Peki Kazam'ı nasıl indiriyoruz? Öncelikle onu söyleyelim. Menümüzden buradan Linux yazılım yöneticisinden Kazam deyip kuruyoruz. Kurduktan sonra tıkladıktan sonra ekranımıza böyle bir görüntü gelecek. Bu görüntüde ekran kaydı yaparken seçeneklerimiz var. Tam ekran seçeneğimiz var. Pencere modu seçeneğimiz var. Pencereyi seçersek o an örnek verirsek bir resim tıklayalım. Bu resmi tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Bu resmin üzerinde Kazam uygulamasını getirip bu pencereyi açtıktan sonra eğer pencereyi seçiyorsak ve bu pencere şu an açıksa buna fare işaretçisiyle veya Enter'la tıkladığımızda bu artık bu pencere seçili oluyor ve uygulamayı kayıt dediğimizde sadece bu pencerenin görüntüsü alınacak şekilde kayda başlıyor. Peki alan seçme nasıl? Alan seçimi de şu. Siz bir alanı belirledikten sonra şu şekilde örnek veriyorum. Burayı belirlediniz. Burayı belirledikten sonra Enter'a tıklayıp buranın görüntüsünü alıyorsunuz. Burayı görüntüsünü aldıktan sonra capture dedikten sonra buranın ekran görüntüsü alıp kaydediliyor. Bunu da söyleyelim. Peki almak istemiyorsanız ESC'ye basıp bunun görüntüsünü geri alabiliyorsunuz. Şimdi peki ekran görüntüsü nasıl oluyor? Aynı şekilde ekran görüntüsüne. Burayı ekran olarak bir kısmı seçiyorsunuz. Eğer alan seçili ise alanı seçiyorsunuz. Eğer alan seçili değilse de neyi seçiyorsunuz değerli dostlar? Pencereyi seçiyor. Pencerede de yine aynı şekilde bir yeri pencereyi açık bırakıyorsunuz. O pencerede Enter'a veya fare işaretine bir kere tıklayarak bunu seçmiş oluyorsunuz. Peki bunun ayarları mevcut mu? Mevcut. Ona geçmeden önce şunu söyleyelim. Buradaki tiklerimizden şu üstte gördüğümüz mouse kısmını tıklıyoruz ve aşağıdaki mikrofon kısmını tıklıyoruz. Burada gördüğümüz kısım ise 3'ten geriye bu uygulamanın başlama timingidir. Peki ayar kısmı nedir? Burada dosya dediğimiz kısımda tercihler kısmı var. Bu tercihlere tıkladığımızda gördüğünüz gibi Kazam'la alakalı kısa bir ayar durumu geliyor. Burada gördüğünüz gibi mikrofon yani dahili ses analoğu ve dahili ses kısmı seçili. Burada ekran kayıt kısmı olarak Framata ver. Bu nedir? FPS'dir. Yani kare bazında videonun kalitesini gösteriyor. Bunu ben 15'te tutuyorum. Siz arttırabilirsiniz de. Peki burası nedir? Oluşturacağınız ekran videosunun kaydı nasıl yapılsınla alakalı bir kısım. Burada AVI'den tutun MP4 WebM'le kadar bir görüntü dizisi var. Ben MP4'ü seçiyorum burada. Aynı şekilde burada ekran resmi almada da yine kalitelerimiz mevcut. Canon 3D kalitesi var. Nikon D80 kalitesi var. Bunları seçebiliyorsunuz. Bu seçeneklerimiz mevcut. Bu kadar basit. Bu kadar kısa bir program. Bilgisayarınızı o kadar kasmaz. Tavsiye ederim kullanmanızı. Bu yani uygulamanın size katacağı yani artıları çoktur. Bilgisayarınızı kasmadığı için işlerinizi daha çabuk halledebilirsiniz. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.